Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Kasımpaşa Trabzonspor maçının maç sonu videosunu çekiyoruz. Klasik maç sonu videosu. Maçı değerlendireceğiz. Oyuncuların performansını teker teker konuşacağız. Abdullah Hoca'yı konuşacağız. Maçtaki pozisyonları konuşacağız. Tabi daha detaylı videomuz yarın gelecek ama sıcağı sıcağına biraz önce tamamlandı ve hemen çekiyorum. En hızlı bir şekilde de yükledim arkadaşlar bu videoyu. Bilginiz olsun. Şimdi ilk yarı şöyle oynadı Trabzonspor. ikinci yarı şöyle oynadı Trabzonspor gibi muhabbetleri bir tarafa bırakıyorum. Onları konuşacağız ama muhteşem bir galibiyet. Kazanması gereken çok önemli bir galibiyet aldı. Alması gereken bir galibiyet aldı. Trabzonspor takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi kadroya baktığımız zaman Tronsen sakat, Canini sakat. Solbeck'te biz 2-3 gün öncesinden çektiğim videoda da Dancefield oynatacağını söylemiştim ki geçtiğimiz hafta da ben Dancefield ile başlayacağını söylemiştim. Çünkü orada Abdül Hoca ciddi anlamda deniyor ama Abdül Hoca maçtan sonra bir açıklama yapmıştı. Dancefield e henüz hazır değil demişti ki gördüğümüz kadarıyla oyuncu performanslarını değerlendireceğim. Sağ tarafta da Abdülkadir Ömür'ü benim tanıdığım Abdül Hoca'nın Abdülkadir Ömür ile başlayacağını kazanmadığını, oyuncuyu kaybetmem adına ki deplasmanda da özgüvenini alsın hani içeride daha büyük bir kitleye karşı oynamaktan ziyade hani Kasımpaşa deplasmanında daha az bir tarafta grubu önünde oynatarak hem özgüvenini almasını sağladı oyuncunun hem de maçı kazandık. Evet çok fazla etki etmese de Abdülkadir Ömür hamlesi bundan dolayı geldi diye düşünüyorum ben. Ve Abdülkadir Ömür'ü kullandı. Densville'i Solbek'te kullandı. Tabi sizlerin de düşüncesini merak ediyorum Densville ile alakalı. Bunu da videonun altına yazın. Şimdi Yunus Mallı'nın ilk kadroda olmadığını görüyoruz. Yedek kulübesinde Yunus Mallı yok. Şimdi bu bende soru işareti uyandırdı. Yunus Mallı neden kadroda yoktu? Bununla alakalı da bir açıklama gelmedi. Kulübe baktığımızda parmak var, Dorukan var, Siopis var. Ama hücumsal anlamda bizim kulübemiz biraz eksikti. Yunus Mallı'nın ben şu anki kulübede, mevcut kulübede bank olması gerektiğini düşünüyorum. Yunus Mallı'nın neden olmadığını hafta içerisinde anlarız. Koita kulübede olmasına rağmen oyuna girmedi. Bu da benim için bir soru işareti. Bunu da bir tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Maça gelmek istiyorum. Şimdi gündüz maçları zor olur. Bizim takımız işte Avrupa Kupaları o bu derken saat 21.00'lar, 22.00'lar işte ligde 8.30-9'larda maçlar oynadılar ve birden Çat maçı dörde verdiler arkadaşlar. Biraz oyuncular adaptasyon sorunu çekti diye düşünüyorum ben ilk yarı ki. Benim zamanımda bizler de bunları da çok defalarca kez çektik. Gündüz maçını çok sevmeyiz arkadaşlar. Neden? Şimdi gündüz maçta hemen bir kısa detay vereyim. İnşallah sıkılmazsınız bu detaydan. Mesela bizim Kolman, Jaja, Alanzinho, Zokora, atıyorum daha sonra Henrique, Adrian. Bizim Adrian'ı saymıyorum. Adrian profesyoneldi. Mesela gündüz maçları 4'teki maçta şöyle bir program yaparlar. 9'da kahvaltı koyar teknik direktörler. Saat 12.30'da da öğle yemeği koyarlar. Öyle önemli olan kahvaltı. Biz garibanlar, Anadolu çocukları. <laughs> Hani kahvaltıya kalkalım da hani gücümüzü toparlayalım derkenden kahvaltıya kalkardık. Ama arkadaşlar ben Jaja'yı öğle yemeğinde görürdüm. Kolman'ı öğle yemeğinde görürdüm. Alan öğle yemeğinde görürdüm. Adamlar yetenekli oyuncular. Yeteneğine güveniyorlardı. Kahvaltılarını yapmıyorlardı. Öğlen yalandan bir muz. Yalandan biraz makanda maça çıkıyorlardı yani. Bizim o şekilde maça çıkmamız <laughs> herhalde e, büyük bir yıkım olurdu bizim adımıza. Biz Anadolu çocukları kahvaltımızı yapardık. Ara yapardık. Öğle yemeğini yerdik. Ama arkadaşlar o tarz oyuncular gelmezdi ki nitekim bu takımdaki oyuncularda da vardı. Genelde yabancılarda kahvaltı kültürü olmadığı için arkadaşlar biraz sıkıntı oluyor gündüz maçları. Gece maçı uyku düzeni falan filan derken değişiklik gösteriyor. Bence bu ilk yarıya yansıdı. Tabi oyuncular profesyonel oyuncular ne alaka diyebilirsiniz. Rakip oyuncuları da örnek gösterebilirsiniz ama atıyorum Kazımpaşa işte Sivas bizim gibi değil. Onlar daha çok gündüz maçı oynuyor. Daha çok gece maçını büyük takımlar oynuyor arkadaşlar. Yayıncı kuruluştan dolayı. Bunu da geçiyorum. Maça geliyorum. Şimdi temposuz bir maç izledik arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani hücum attığı ilk 35 dakika neredeyse hiçbir şekilde oyuna giremediler. Tamamen orta saha ve defans arasında geçen, mücadele şeklinde geçen bir 35 dakika vardı. Cornelius hiçbir şekilde etkinliğini göstermedi. Neden? Ben Bruno Perez'den orta görmedim. Densville'den orta görmedim. İkisi de hiçbir şekilde hata katılmadı. Bu oyuncu Cornelius'a kanatlardan top getirmediğin sürece başarılı olamaz. Bir Caneni gibi defansın arkasına sarkan, orta sahaya gelip top alan, sağ tarafta duran, sol tarafta duran bir santrafor değil. Sabah size izah ettim. Merkezde göbekte kalan, kalenin e, önünde kalan, buralarda kalan bir oyuncu Cornelius. E, Buraları sağa sola deplası olan, koşular atan bir oyuncu değil. Böyle olunca da Cornelius etkisiz kaldı diye düşünüyorum ben. Ama özellikle Bakasetas ve Vakayeme maçın süper ikilisiydi. Gerçekten muhteşem bir performans. Bütün pozisyonlarda neredeyse bu ikili vardı. Vakayeme... Kendisi çok fazla gol yapmak istedi. Artık en son aşamada Bakasetas'a çıkarttı. Bakasetas da muhteşem bir füzeyle beraber golünü yaptı. İlk yarıya bakıldığı zaman akılda kalacak çok fazla bir şey yok. İlk yarı temposuz bir oyun. Pozisyon vermediğimiz, pozisyon yakalamakta da zorlandığımız uzaktan şutlarımız var. Ama Bakasetas muhteşem bir gol attı arkadaşlar. Biliyorsunuz Bakasetas'ın golü muhteşem bir zamanda geldi. İkinci yarı Berat'ı çıkarttı hoca 45. dakikada parmağı soktu. Parmak sakatlandı hemen arkasından Yusuf Sarı'yı soktu. Yusuf Sarı'nın girmesiyle biraz taktiksel değişiklik oldu ama parmağı soktu. Berat'ı niye çıkarttı? Berat'ta sakatlık mı oldu bilmiyorum. 45. dakika çıkacak kadar kötü bir performans sergilemedi Berat. Bakasetas ve Vakiyeme işbirliğiyle ikinci yarı hemen başında güzel bir gol geldi. Bu golle beraber zaten... Büyük bir avantaj elde ettik. Dedim artık 2-3 gelir derken geriye yaslandık. Çok ciddi geriye yaslandık. Birkaç tane rakibe şut pozisyonu verdik. Uğurcan Çakır bugün çok iyi konsantresi vardı. Şimdi ben hani satır başlıklarını not aldım. Sizlere bunları söyleyerek yorumlamaya çalışıyorum elimden geldiğince unutmamak için. Cornelius çıktıktan sonra Cervinho girdi. Şimdi Cornelius aldı oyuncu, Cervinho'yu soktu. Cervinho'nun ben tamamen bir hamle oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ikinci ay girdikten sonra bugün biraz güçsüz gibiydi. Gene top hataları falan yaptı. Ama biraz e, hamle oyuncusu olarak daha etkili olacak ki bu süreçte bundan sonra sağ biz Bruno, Edgar, Vitor Hugo, görürsek zaten bundan sonra Cervinho %100 hamle oyuncusu olacak arkadaşlar. Bu net. Bakasetası, Vakayme'yi, Cornelius'u kesecek hali yok diye düşünüyorum hocanın. Denzel'den de kolay kolay vazgeçmeyecektir hoca. Ee, hani Cornelius'un da tabii ki de şanssızlığı dediğim gibi sağdan soldan orta gelmemesiydi. Şimdi biz bu maçta 400'ün üzerinde isabetli pas yaptık. Bence güzel bir oran. Tabii bu pasların ne kadar ileriye ne kadar geriye yapıldığında bakmak lazım. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Biraz da coşkuluyum. Keyfim yerinde. Kusura bakmayın eğer hızlı konuşuyorsam. Şimdi Vakı Süper Lig'de 4 gol 1 asist yaptı. Bakasetas 2 gol 2 tane asist yaptı. Takımımızı sırtlayan 2 tane oyuncu. Bu iki oyuncuyu ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi oyuncu performansına gelip taktiksel biraz da yarına gireceğim. Şimdi kısa hemen hızlı bir şekilde videomu yüklemek istiyorum kanalıma. Sizler düşüncemi öğrenin diye arkadaşlar. Oyuncularla alakalı düşüncelerimi belirteceğim. Uğurcan Çakır muhteşem bir maç. 4-4'lük yan topların hepsini aldı. top oyuna elinden geldiğince iyi soktu. İki tane de çok kritik kurtarış var Uğurcan Çakır. Bruno Perez'in hücuma katılmadığının dışında bence performansı gayet iyiydi. Edgar çok basit hatalar yapıyor. Pas hataları yapıyor özellikle. Son maçtaki Demolize olması bu maçta da biraz devam etti. Vitor Hugo daha bir derli toplu, daha dengeli oynuyor ona göre. Solbeck'te Densel'i ben beğendim. Ayakları çok temiz. Bence çok agresif ve kapı gibi bir adam arkadaşlar. Solbeck'te defansif anlamda görevini yerine getirecek bir oyuncu. Geçen sene Marlon gitmesi gerekiyor bizim sol bekimiz değil derken arkadaşlar şu an Marlon ben arar bir vaziyetteyim onun altında çizeyim aklıma gelmişken. Orta sahada Berat ve Hamşik ikilisi bu maçta çok etki değillerdi ikisi de Hamşik de Berat da çok etkin değildi ama Berat 45'te çıkacak bir oyun sergilemedi. Dorukan girdi fena mücadele etmedi. Siopis girdi o da mücadele etti. Çok, ikisi de çok fazla ön plana çıkamadı. Bakasetas maçın yıldızı. Vakayeme'den ondan buna herkesten daha iyi bir e, kariyer sahibi olacağını düşünüyorum. Bakasetas gerçekten takımın parlayan yıldızı. Bakasetas'ın ayağına taş değmesin maşallah. Vakayeme-Bakasetas BKM, ikilisi çok iyi anlaşıyorlar. Bu ikili ne zaman oyuna girseler biz her zaman pozisyon yakalıyoruz. Pozisyon üretiyoruz. Pozisyon üretmede sıkıntı çekmiyor Trabzonspor takımı. Gerçekten tebrik ederim. Sağ taplı Kadir Ömür beklenenin gen altında kaldı. Vasat bir görüntü çizdi ama o moral bozukluğundan bu maça çıkması, bu maçı e, sakin bir şekilde götürebilmesi de önemliydi ki son ana kadar tutmaya çalıştı Abdullah Hoca Abdülkadir Ömür'ü. Abdülkadir Ömür'e gerçekten çok inanıyor Abdullah Hoca arkadaşlar. Beni şampiyonuna taşıyacak oyuncu bu oyuncu diyor. Kendisi de işaret ediyor. Ve baba oğul ilişkisi olduğunu düşünüyorum aralarında. Abdülkadir Ömer inşallah önümüzdeki hafta artık bir şeyler yapar artık icraat yapması lazım. 20 milyon euroların konuşulduğu bir oyuncunun golü asist yapması lazım. Şu an e, bunlar çok büyük eksi onun için bir istatistik yapması lazım. Eğer bu paraları tekrar satılabilmesi için, milli takıma gidip oynayabilmesi için. Bu şekilde top götür, topu ver, kaptır, taça çıksın, mücadele et, düş, kalk böyle olmaz. Yusuf Sarı bal yapmazarı arı diyoruz. Abdülkadir Ömür'ün hiçbir farkı yok. Yusuf Sarat da bir adım daha önde. Bu maçtan önceki e, yorumlarımın altına attığınız videolarımda, videomun altına attığınız yorumlarımda şunu söyleyen arkadaşlarımız var. Abdülkadir Ömür ile başlasa diğer arkadaşın haksızlık olmaz mı? Bu soru işareti sizin düşüncenize bırakıyorum. Cornelius etkisiz, mücadele etmek isteyen, çok fazla topla buluşamayan bir performans sergiledi. Dediğim gibi yanından orta gelmezse biz bu adamdan umudumuzu keselim. Gol atma şansı çok düşük maalesef. Cornelius'a yandan orta getireceksin. Duvara geleceksin. Oyuncuya mümkün olduğunca besleyeceksin. Bizde nasıl? Sağ tarafta Vakeyem'e geliyor. Çat 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 katlıyor. Şut atmaya deniyor. Bakasetas'a geliyor. içeri giriyor. Şut atmaya deniyor. Zaten sağ tarafta Abdülkadir Ömür aynı şekilde içeriye giriyor. Tam bir kanat oyuncusu değil zaten. Vakeyem'e de tam bir kanat oyuncusu değil ama Cornelius'un ben bir tane yan toptan orta kestiklerini ne Vakeyem'e'nin ne e, Abdülkadir Ömür'ün hatırlamıyorum. Vakeyme bir tane kesti ön takıldı. Yani böyle olursa da Cornelius'u kullanamayız. Cornelius Trabzonspor takımıza transfer geldiğinde uzun topların oynanması gerektiğini her zaman altını çizdim. Ee, gene söylüyorum. Sistemsel anlamda Canini'ye dönük bir futbol var bizde arkadaşlar. Ekuban'a dönük bir futbol var ama Ekuban'ı gönderdik işte maalesef. Ekuban gibi bir oyuncu alabilseydik daha farklı bir Trabzonspor takımı izleyebilirdik diye düşünüyorum. Şimdi e, çok fazla uzatmayacağım. 400'ün üzerinde bir pas ortalaması yapan, Topun hakimiyeti kendisinde bulunan, oyunu dengesini koruyan, birkaç tane ikinci yarı geri çekildiği için pozisyon veren ama maçın geleneğine bakıldığında daha üstün oynayan, maçı galip bitirmeyi hak eden rakip kalecinin devleştiği bir maç izledik arkadaşlar. İnşallah yorumlarımı beğenmişsinizdir. Videomun sonuna geldim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yarın yeni bir analiz videosuyla beraber karşınıza geleceğim. Röportajları dinleyeceğiz. Şimdi bu videoyu çektikten sonra röportajları dinleyeceğim hocanın açıklamaları, oyuncunun açıklamaları derken güzel bir videoda hazırlamayı planlıyorum sizlere. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar gelmeniz beni çok sevindiriyor. Sonuna kadar gelen dostlarımı ayrı seviyorum. İnşallah beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Yorum yapmayı unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.